ETA terörü ve İspanya'nın Bask bölgesi. DTP'ye açılan kapatma davasıyla yeniden gündemde. Basklar Katalanlar gibi İspanya'nın zenginleri. Bölgede kişi başına düşen gelir 30 bin dolardan fazla. Bu rakam Avrupa Birliği standartlarının da üstünde. Bask bölgesinde 2 milyon 100 binden fazla kişi yaşıyor. İspanya'nın 17 özerk bölgesinden biri. Bask bölgesinin özerk bölge olmasını sağlayan gelişmeler İspanya'da diktatör Franco döneminin bitişinin ardından başladı. 1978 yılındaki anayasanın ikinci maddesiyle özerklik kabul edildi. Buna göre bütün etnik gruplar İspanyol ortak yurdunun parçası olarak değerlendirildi, özerklik verildiği belirtildi. Ancak bu yasa Baskları memnun etmedi, zira Basklar bölgeyi yönetme hakkına da sahip olmak istediler. 1979 yılındaki Guernica özerklik kanunuyla da Bask bölgesi gerçek özerkliğe kavuşmuş oldu. Basklılar 25 üyeli yerel meclislerini kurdular ve bayraklarını astılar. Kendi seçimlerini yapma hakkına sahip oldular. Meclis oylaması yoluyla bölge başbakanlarını seçtiler. Bölgede İspanyolca ve Baskça resmi dil konumunda. İç işlerinde bağımsızlar, dış işlerinde ve savunma politikalarında merkezi hükümete bağlılar. Basklar idari, mali ve eğitim konularında kendi kendini yönetme hakkına sahip. Bask bölgesinin kendi polis teşkilatı ve radyo televizyonu var. Ancak bu kadar haktan bile memnun olmayan Basklar var. İşte onları ETA ve Herri Batasuna temsil ediyor. İspanya'dan ayrılıp bağımsızlık ilan edilmesini talep eden ETA'nın siyasi kolu Batasuna kapatıldı. Üstelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu kararı onamış durumda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karara gerekçe olarak acil toplumsal ihtiyacı gösterdi ve eylemlerle söylemler demokratik toplum kavramıyla çelişiyor denildi. ETA'nın marjinal tabanı bir yana, Bask bölgesinde yaşayan Basklar bile ETA'ya karşı düzenlenen gösterilere katılıyor, terörü dışlıyorlar. ETA ayrılıkçı grupların temsilcisi olarak eylemlerini sürdürüyor. Bask bölgesi ise üretmeye, çalışmaya devam ediyor.